Herkese merhaba. Doçent Doktor Emre ile Sorunsuz Dişler ve Gülüşler programına hoş geldiniz. Bugün sizlere restoratif diş tedavisi nedir, bu başlık altında hangi tedaviler ve nasıl uygulanır, biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle çok bu ismi restoratif diş tedavisi olarak duymamış olabiliriz. Neyle ilgilenir diye bakacak olursak, kabaca aslında dolgu dediğimiz sistemle ilgilenen bir branş. Ama dolgu deyip geçmemek lazım çünkü estetik kısmı var bu işin. Neden diyecek olursanız, arka dişlere dolgu yapıldığında çürüklerden dolayı ya da başka sebeplerden bu çok önemsenmiyor ya da çok değeri bilinmiyor. Ancak ön dişlere dolgu yapılması gerektiğinde estetik ön planda olduğu için, gülündüğünde gözüken bir bölge olduğu için önemli hale geliyor. O yüzden estetik diş hekimliği birçok branşı ilgilendirse de, ki bahsedeceğim birazdan, özellikle restoratif diş tedavisi üzerinden bunları konuşmamız, sizleri bilgilendirmemiz çok daha yardımcı olacaktır. Hangi durumlarda dolgu yapılır? Öncelikle onu düşünürsek, hepimizin bildiği ve aklına geldiği üzere aslında ilk düşünülecek şey çürük. Bir çürük varlığında bu çürüğün temizlenmesi, sonrasında oraya dolgu yapılması gibi bir tedavi herkesin aklına gelir ve herkes en az bir kere aslında yaptırmıştır. Peki onun dışında daha az bilinenlere bakarsak, dişte kırık olması, bu bir travmadan kaynaklanabilir, bir darbeden kaynaklanabilir ama o dişin restore edilmesi yine dolguyla oluyor. Zaten bölümün, branşın adı da bu, restoratif diş tedavisi de aslında buradan geliyor. Bir diğeri aşınmalar, bu diş sıkma, gıcırdatma gibi parafonksiyonel hareketlerden olabilir, bir takım olumsuz alışkanlıklardan olabilir. Dişlerde boyut kaybı olduğunda ya da aşınmalar olduğunda yine dolguyla bu aşınmalar restore edilebiliyor. Ve son olarak diastema dediğimiz dişlerdeki boşluklar. Bu boşlukları kapatmak için aslında en çok tercih edilen yöntem yine dolgu uygulaması. Bunun dışında tabii protetik uygulamalar da işin içine girebilir ama minimum hasar vererek, hasar da demeyelim aslında, minimum madde kaybı yaratarak yapabileceğimiz tedavilerin başında geliyor bu olgularda. Şimdi estetik diş hekimliği nedir diye bakacak olursak, aslında geçen programımızda da bahsettik. Tek bir branşı ilgilendiren bir kavram değil bu. Ya da yeni çıkan bir kavram değil. Estetik diş hekimliği her branşta zaten olan ve hepsini ilgilendiren, hatta biri olmadan diğerinin olmadığı, başarılı olunursa hep beraber başarılı olunan, tam tersi başarısızlık varlığında hepsini tekrar başarısızlığa iten bir durum maalesef. Sonuçta sadece gördüğümüzde ki o estetik yetmiyor. Bunu ya protez, protetik yollarla ya dolgu vasıtasıyla bir şekilde restore etmiş olsak bile, bunun diş etiyle ilgili uyumu, bunun altyapında madde kaybı ya da herhangi bir nekroz, iltihap varsa kanal tedavisinin iyi olması, dişlerde çapraşıklık varsa öncesinde belki tel tedavisi bunların düzeltilmiş olması gibi birçok branşı aslında içeren bir durum. Nedir peki? Estetik diş hekiminde neler yapılır? Yani neleri biz hastalarımıza tavsiye ederiz? Tek bir şekilde şuna dolgu yapalım ya da şunu kaplayalımla bu işin bitmemesi lazım. Neler yapılır bakalım şimdi. Evet, öncelikle dolgu. Bundan zaten bahsettik, hangi durumlarda yapılır diye. Dolgularda aslında kullandığımız temelde iki malzeme var. Hastalarımız artık gelip, çünkü ben o dolguyu istemiyorum, ben bundan istiyorum gibi bilinçli bir şekilde bizlere başvurabiliyorlar. Hali hazırda hepimizin bildiği, eskiden beri kullanılan, şimdi günümüzde ama çok az kullanılan amalgam dediğimiz gümüş dolgular mevcut. Bunların tabii ki renginden dolayı ciddi bir dezavantajı var ve hiç estetik durmuyor. Günümüzde gelip hastalarımız mevcut eskiden yapılmış amalgam dolgularını değiştirmek de istiyorlar hatta. İşte değiştirelim, beyaz yapalım, daha güzel gözüksün gibi. Diğeri de beyaz dolgu ya da orijinal bileceğimiz adıyla kompozit dolgular. Ayrıca bir de yine duyabileceğiniz porselen dolgu diye bir konsept var ama bunlar laboratuvarda yapılan işlemler. O yüzden hani bizim direkt klinikte uygulayabileceğimiz iki çeşit dolgudan bahsetmek istedim ben. Zaten günümüzde sıklıkla estetik olması açısından kompozit dolgular tercih ediliyor. Her zaman bir diğer hususta hastalarımız sorar, işte dişimle aynı renkte mi olacak gibi. Tabii ki öyle. Dolgu dediğimizin, bu kompozit dolguların 8-9 ayrı renk skalası mevcut. Sizin dişleriniz ne renkse bunun ölçüsü alınarak, renk skalasına bakılarak buna tekabül eden renkte zaten dolgular yapılmakta. Onun dışında artık günümüzdeki gelişmelerle birlikte tek seçenekte, tek renk seçenekleri de gündemde. Tek bir renk olarak çıkarılıyor mesela ama dişe uygulandığında diş rengini bukalemun efekt dediğimiz bir yolla taklit ediyor ve aslında
aynı herkese aynı dolguyu yapmamıza rağmen kişinin diş rengi neyse o renge dönüyor. Bu da günümüzdeki diğer gelişmelerden biri. Peki bu estetik diş hekimliği adı altında bu ön bölge restorasyonlarda dolgu dışında ne yapılabilir? Diyelim dolgu yaptırmak istemiyorum diyor hastamız ya da çok ciddi bir madde kaybı var. Dolgu ya çok sırıtacak ya düşme kırılma riski olacak. Bir diğeri de lamine uygulamaları ya da halk arasında bilinen adıyla yaprak porselen uygulamaları. Burada dişten çok minimal bir madde kaybı sağlanıp ölçü alınıp işte yaprak şeklinde çok ince bir porselenin yapıştırılmasıyla uygulanan bir tedavi ve gayet de estetik bir tedavi. Bir diğeri normal bizim kaplama köprü dediğimiz uygulamalar yani protetik tedaviler. Geçen program yine azıcık değinmiştik bunlara. Bunların da iki çeşidi var. Bir klasik olarak yıllardır yapıla gelen metal destekli, metal altyapılı, porselen üst yapılı versiyonları ya da daha estetik olan tamamen doğal dişi birebir taklit eden seramik altyapılı, seramik destekli restorasyonlar ki bunlar da zirkonyum adı altında zirkon olarak geçiyor günümüzde. Bir diğeri ise implant uygulamaları, diş eksikliğinde köprü tercih etmektense daha bakımının iyi olması, daha uzun ömürlü olması ve dişi birebir temsil etmesi açısından implant ve haliyle implant üstü uygulamalar da artık estetik diş hekimliğinin bir parçası haline geldi. Bir diğer kavram ortodonti yani tel tedavisi uygulaması. Biz dişleri istediğimiz kadar orijinal formunu verelim, restore edelim. Eğer olması gereken arkta çapraşıklıklar varsa estetik bir durum sağlayamıyor oluyoruz. Haliyle ortodonti gereksinim haline geliyor. Hani bazen sorar hastalarımız bana tel tedavisi gerekli mi? Şimdi burada tabii tercih meselesi hastamızın nasıl bir gülüşe sahip olmak istemesiyle alakalı bir durum. Gerekir ya da gerekmez bizim diyebileceğimiz bir şey değil. Ha, evet bazı hastalarımızda kapanış bozuklukları oluyor. Konuşmasıyla hatta uyumasıyla ilgili problemler oluyor. Burada tabii ki tel tedavisi evet yaptırsanız çok iyi olur diye öneriyoruz. Ama onun dışında estetikle ilgili kısımlar tamamen hasta tercihine giriyor. Ama yapılması gerektiğini uygun gördüğümüz yerlerde zaten paylaşıyoruz. Çünkü ortodonti şöyle bir avantaj sağlıyor. Diyelim ciddi bir çapraşıklık var ve hastamız ortodonti bilmiyor, önerilmemiş ya da yaptırmak istemiyor. Bu sefer bunları kesip kaplatarak lamina ya da protez gibi restorasyonlarla halletmek, tedavi ettirmek istiyor. Bu sefer dişte bir madde kaybı oluyor. Halbuki tel tedavisinde hiçbir madde kaybı olmadan dişler düzeltilerek bu sorun ortadan giderilebiliyor. Haliyle daha uzun sürüyor gibi bir sadece öyle bir dezavantajı var. Bunun dışında aslında dolguya geri dönersek bu tür olgularda ya da benzer olgularda dişi kesip kaplamak yerine çok az minimal invaziv uygulama diyoruz biz buna. Madde kayıplarıyla bağlantı yapan ajanların da günümüzde gelişmesiyle beraber aslında dolgularla da bu tür minör değişiklikler yapılabiliyor. Yani diyelim dişte çapraşıklık var, yan dönmüş durumda. Önde olan kısmından hafif aşındırma yaparak, arkada içte kalan kötü gözüken kısmına dolgu ilavesi yaparak diş formu verilebiliyor. Bu da bir üçüncü seçenek ama hani yine dolgu başlığı adı altında takip edebileceğimiz bir uygulama. Ama tel tedavisinde estetik diş hekiminde ne kadar önemli olduğunu bilmemizde fayda var. Çok az bilinen, üzerinde çok az durulan son iki olgumuz ise birincisi pembe estetik yani diş eti estetiği. Dişlerin ne kadar iyi olduğu, ne kadar iyi formda olduğu, nasıl restore edildiği tek başına hiçbir zaman yeterli değil. O dişi gösteren aslında çevresindeki yumuşak doku. Dudak desteği olsun, diş eti rengi olsun, diş eti formu olsun. Hepiniz rastlamışsınızdır. Baktığınızda bazen bir kişi güldüğünde diş etleri çok fazla gözükür. Ya da güldüğünde tam tersi dişi hiç gözükmez. Bunlar da aslında dişler ne kadar iyi olursa olsun estetiği olumsuz etkileyebilen faktörler. Burada da diş eti hastalıkları bölümü devreye giriyor. Minör ameliyatlar vasıtasıyla diş etlerinde değişik düzenlemelerle krom boyu uzatma olur, yeniden yapılandırma olur. Buradaki gülüşü çok daha iyi ön plana çıkaracak uygulamalar yapılabiliyor. Yani tüm sert doku ve diş estetiğinin yanında pembe estetik dediğimiz yumuşak dokunun önemi de gayet fazla. Ve son olarak diş beyazlatma. Bunu zaten aslında hepimiz biliyoruz. Nasıl uygulanır, herkese yapılır mı, ne sıklıkla yapılır? Tamamen çok uzun konuşulabilecek bambaşka ayrı bir program konusu bu. Ama beyazlatma niye önemli? Tıpkı ortodontide olduğu gibi bu bir tercih meselesi. Biz dişleri istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi restore edelim, tüm sıkıntıları ortadan kaldıralım, çok iyi bir gülüş sağlamaya çalışalım. Hatta tel tedavisi de bitmiş olsun, dişler inci gibi
diş arkında dizilmiş olsun. Eğer renk çok tatmin edici değilse yine estetikten ödün vermiş oluyoruz. Bazen inanılmaz koyu diş renkleriyle karşılaşıyoruz. Zaten hastalarımızla biz paylaşıyor oluyoruz. Bence işte diş beyazlatma yaptırmanız gerekiyor gibi. Ama onun dışında çok arada kalan, zaten bize göre yeterli estetikte olan renklerde bile hastalarımız bazen daha beyaz olsun istiyor. Çok doğal olarak daha estetik dursun istiyor. Bu da yine tıpkı tel tedavisinde olduğu gibi tercih meselesi. Burada da tavsiyelerimize göre hastalar bu opsiyonu değerlendirebiliyor. Bunların hepsini bir arada uyguladığımızda aslında tamamen çok üst düzey bir estetik diş hekimliği yapmış oluyoruz. Ya da estetik bir gülüş sunmuş oluyoruz hastamıza. Durumuna göre bunlardan, yani hangilerinin yapılması gerektiğine göre, bir ya da ikisiyle de bu çok iyi bir gülüş estetiği sağlayabileceğimiz gibi hepsinin uygulanması gereken vakalar da karşımıza çıkabiliyor. Peki bunu neye göre yapıyoruz? Bunları bizim kullandığımız kavram nedir dersek? Gülüş tasarımı. Bu da aslında yeni bir kavram değil, yıllardır olan bir kavram. Sadece bunu geliştirme seçeneklerimiz, opsiyonlarımız arttı. Bunda ne sağladı? Günümüzdeki teknolojik gelişmeler. Yani bir ölçü alıp onun üzerinde mum eklemelerle hastalarımıza şunu gösterebiliyorduk. Bakın, sizde işimiz bittiğinde dişleriniz böyle gözükecek. Ama bu şimdi uzun sürüyordu ve çok tatmin edici olmuyordu. Ama günümüzdeki dijital gelişmelerle beraber bir bilgisayar programı vasıtasıyla o dişlerde işte hastamızdan bir fotoğraf çekip oynama yapıp bakın böyle gözükecek diyebiliyoruz. Hatta o kadar ilerledi ki artık aplikasyonlar vasıtasıyla telefondan bile bunları yapıp öneri olarak hastamıza sunabiliyoruz. Gülüş tasarımını yaparken unutmamamız ve sizin de aslında bilmeniz gereken, bunun tek başına bir hekim tarafından yapılmayacağı, yapılmaması gerektiği. Kesinlikle hastayla beraber karar vermemiz lazım. Sonuçta evet, bizim önerilerimiz olabilir, böyle yapılsa çok iyi olabilir diyebiliriz. Ama o gülüşü, o dişleri kullanacak olan hastalarımız ve beğenmesi lazım. Yani tıpkı yaptığımız herhangi bir tedavide olduğu gibi bazen en iyi işimizi yapıyoruz, çok beğeniyoruz, hasta beğenmeyebiliyor. Ya da ya bu iyi olmadı, içime sinmedi diyoruz ama hastamız inanılmaz memnun kalıyor. İşte gülüş tasarımı da bu tür kavramlardan biri. Önemli olan hastamızın bunu beğenmesi ve gülüşünü sergileyecek kadar bir özgüvene kavuşması. Kısaca hasta ile hekim bunu birlikte yapması gerekiyor. Sonuçta eğer standart olsa, tek bir hekim ya da hiç hastamıza danışmadan bunu yapacak olsak, dışarıda herkese aynı gülümsemeyi tasarlamış oluruz. Sokağa çıktığımızda herkese aynı gülüşü görüyor oluruz. Bunun böyle olmaması lazım. Peki nelere dikkat edeceğiz ya da karşılıklı ne önerilerde bulunacağız? Bir unsurlarına bakalım gülüş tasarımının. Bir kere yüzün şekli. Her yüze her diş şekli gitmiyor. Bir diğeri cinsiyet. Yine bir dişin işte köşeli mi yapacağız, daha yuvarlak mı yapacağız? Cinsiyete ve yüzün şekline göre karar veriyoruz. Bir başka durum cilt rengi. Cilt rengi ne kadar koyu olursa dişin rengi o kadar ön plana çıkıyor. Diyelim kaplama, porselen, lamina ya da dolgu yapılacak ya da beyazlatma yapılacak. Çok beyaz seçeneklere doğru döndüğümüzde cilt rengi çok koyu olduğunda ciddi bir kontrast oluşuyor ve bu kötü durabiliyor. Bunu ayarlayabilmek için cilt rengini de göz önünde bulundurmamız lazım. Bir diğeri hastalarımızın yaşı. Bu neden önemli? Doğala o yaşa en uygun gülüşü yapabilmemiz açısından önemli. Dişlerin kendi doğal rengi. Birkaç dişi restore ediyorsak doğal rengine sadık kalarak yapmamız lazım. Ha gülüş bölgesindeki her dişi yapıyorsak bu bize biraz daha özgürlük sağlıyor. İstediğimiz rengi seçebiliyor oluyoruz. Ama arka dişlerle, alt dişlerle, güldüğünde gözüken diğer dişlerle ciddi bir uyum içinde olması gerekiyor. Ve demin bahsettiğim aslında pembe estetiğe giren diş eti formu. Bu da önemli. Her diş eti şekline, her rengi ya da her formdaki dişleri yapmamamız gerekiyor ki dediğim gibi aslında dişi gösteren çevredeki yumuşak doku, diş etinin iyi olmadığı durumlarda onu toparlayıp öyle bir seçenek sunmak her zaman daha mantıklı hale geliyor. Burada önemli olan bunların sıralaması ve bunu hastalarımıza çok iyi izah etmemiz. En basit mesela beyazlatma dediğimiz işlem ve dolgular yapılacaksa beyazlatmanın dolgulardan sonra yapılması lazım. Çünkü önce yapıldığında bir takım sorunlar çıkabiliyor. Hastalarımız da zaten sonra yapılsın istiyor. Ama bir diğer çalışmalar göstermiş ki önce yapılması şu açıdan daha avantajlı. Dolgu yapıldığında ve beyazlatma yapıldığında diş beyazlıyor ama dolgu beyazlamıyor. Bu sefer uzun vadede tekrar bir dolgu değişikliğine gidilebiliyor. Bunları tasarlamak için de
kaç dişe hangi işlem yapılacak çok iyi bir şekilde planlamasını yapmamız, hastalarımıza en önemlisi bunların bilgisini veriyor olmamız lazım. Bunların dışında bakacak olursak neden bu gülüş tasarımı önemli, neden estetik diş hekimliği bu kadar günümüzde ön planda? Birçok çalışma göstermiş ki yeni biriyle tanıştığımızda aslında ilk gülüşüne bakıyoruz, yani dişlerine bakıyoruz. Sonuçta bunları bir araya getirdiğimizde önemli olan kısmın, etkileyici olan kısmın dediğim gibi gülüş olduğu ve bu gülüşün kişiye ait olması gerektiği gerçeği ön planda. Yoksa demin bahsettiğim gibi herkese standart protezleri yaparız, standart bir gülüş sağlarız, hepimiz aynı geziyor oluruz dışarıda. Ama kişiye özel olmasının ne kadar önemli olduğu, demin dediğim kavramla da alakalı ilk baktığımız yer, biz farkında olsak da olmasak da, ben mesleğim gereği evet birine baktığımda ilk dişleri haliyle dikkatimi çekiyor, oraya bakıyor oluyorum. Ama inanın siz de biriyle tanıştığınızda, ilk defa biriyle karşı karşıya geldiğinizde farkında olmadan aslında ilk baktığınız yer dişleri. Çünkü gülüşü. Bu bizi hani ilk intiba dediğimiz şey budur ya, etkileyen kısımlardan biri. Son olarak gülüş tasarımıyla ilgili size kendi fikrimi anlatacağım, bahsedeceğim. Burada aslında bu kadar şeyi konuştuk. Bir sürü tedavi şekli, prosedürü saydık. Aslında bunların en önemlisi hasta-hekim ilişkisi. Hasta-hekim arasındaki güven ilişkisi daha doğrusu. Çünkü dışarıda yapılmayan şu durum var. Hastalarımız, yani sizler, yeterince bilgilendirilmiyor oluyorsunuz. Ben daha ilk programdan beri sizlerle paylaştığım şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Bu programlar boyunca yaptığımız her program sonucunda ya o bir herhangi bir branşla ilgili ya da genel diş hekimi uygulamalarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek, sadece bilgilendirmek değil, bilinçlendirmek ve bir diş hekimi koltuğuna oturduğunuzda tedaviyle ilgili soru sorabilmeniz, sorguluyor olabilmenizdi. Bu ışıkta bakarsak hasta-hekim ilişkisi, o güveni oluşturmak çok önemli ki siz eğer kendinize sunulan her seçeneği değerlendirebilecek halde olursanız ve bunu bilirseniz, mesela şu an 8-9 tane estetikle ilgili bilgi paylaşmış bulunmaktayım sizde. Ama bunlar size yaptırmak istediğiniz yerlerde sunulmadığı takdirde siz bunu sorgulayıp ya bir de bu var diyebilir halde olmanızı tercih ederiz. Hep diyorum, bizler aslında bilinçli hastaları, ne istediğini bilen ve sorgulayabilen hastalarımızı daha çok tercih ediyoruz, daha çok seviyoruz. O yüzden bu ilişkiyi kurmanın da en önemli noktası, bu güveni oluşturmanın, hastaya her şeyi iyisiyle kötüsüyle sunmak. Bakın böyle bir seçenek var, ben bunu öneririm ama bu da var gibi. Tercih de tamamen size kalmış olması. Böylece daha ciddi bir güven ilişkisi kurulur ve yapılan işlerden daha memnun kalırsınız. Çünkü aklınızda bir soru işareti kalmamış olur. Başından beri ben aslında bunu hedefliyordum. Daha bilinçli hale gelmenizi, dediğim gibi sorgular olmanızı ki bu karşılıklı güven ilişkisi vasıtasıyla biz başarılı tedaviler yapalım, siz de başarılı tedavilere kavuşuyor olun. Estetik diş hekimliği ile ilgili, daha doğrusu biraz da gülüş tasarımıyla ilgili anlatacaklarım benim bugün bu kadar. Herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey olursa Instagram hesabımdan çekinmeden soru sorup danışabilirsiniz. Bugünkü Doçent Doktor Emre ile Sorunsuz Dişler ve Gülüşler programının sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederiz.